Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda atayancılık ben korkmam 7. sınıf Türkçe Soru Bankası'nın fiiller ünitesinin dilek kipleri konusu üzerinde duracağız. Evet, haber kiplerinden sonra dilek kipleri gelmektedir. 5 tane haber kipimiz vardı, 4 tane de dilek kipi var. Dilek kiplerinde bildirme kiplerinde gibi haber verme biçiminde bir hareket yoktur. Bu kipler daha gerçekleşmemiş olan ancak gerçekleşmesi istek, emir, şart ve gereklilik şekillerinde tasarlanan kiplerdir. Dilek kiplerinde açık ve belirli bir zaman yoktur ancak tamamen de zaman ögesine yoksun değillerdir. Bu kipler belirsiz bir gelecek bildirirler. İstek kipi AE birinci çoğul şahısı ki alım elimdir. Haydi hep beraber bir şeyler yapalım. Burada istek kipiyle çekimlenmiştir. Bakmak fiiline gelen AE istek kipi, ise şahıs ekidir. Dolayısıyla yine istek kipiyle çekimlenmiştir. Emir kipinin düzenli bir eki yoktur. Türkçe'de herhangi bir çekim eki almamış fiil emir kipindedir. Bu kipin kendine has bir eki yoktur. Şahıs ekleri fiile araya belirli bir ek girmeden gelir. Hiçbir yere gitmeden burada beni bekle. Kim beklesin? Sen bekle. Gördüğümüz üzere emir veriyor. Ek yok. Sokağa çıkıp kardeşinin yolunu gözlesin. Kim gözlesin? O. O kişisine emir veriliyor. Dolayısıyla buradaki sin eki şahıs ekidir. Fiil emir kipiyle çekimlenmiştir. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde dilek kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? El adamı cömert der, maldan eder, yiğit der, candan eder. Burada re ve er geniş zaman kipeklerini görmekteyiz. Dolayısıyla bu cümlenin fiilleri dilek değil, haber kipiyle çekimlenmiştir. Hayır dile komşuna, hayır gele başına. Hayır dile komşuna denilmiş ve emir kipiyle çekimlenmiştir. Hayır gele başına denilmiş ve yine dilek kipiyle çekimlenmiştir. Aça 9 yorgan örtmüşler yine uyuyamamış. Örtmek fiiline gelen müş eki duyulan, öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Dolayısıyla haber kipiyle çekimlenmiş. Uyuyamamak fiiline gelen müş eki yine geçmiş zaman kipekidir. Dolayısıyla haber kipiyle çekimlendiğini söyleyebiliriz. Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez. Yapar geniş zaman kipekiyle çekimlenmiş. Getiremez yine geniş zaman kipekiyle çekimlenmiş. Cevabımız B'dir. Dilek şart kipi. Bu kip bir hareketi şarta, dileğe ya da niyete bağlayan bir tasarlama ifade eder. Bütün gün spor yaparsan sağlığın bozulur. Yapmak fiiline gelen ar geniş zaman kipeki burada sa ise şart ekidir. Dolayısıyla şart eki kullanılmıştır. Eğer makarna yaparsan çok güzel bir yemek yemiş oluruz. Yapmak fiiline gelen ar eki yine geniş zaman kipekidir. Sase ise şart ekidir. Dolayısıyla burada yine şart eki vardır. Gereklilik malı melidir. Bu kip henüz yapılmamış ama tasarlanan bir eylemin yapılması gerektiğini bildirir. Genellikle tavsiye anlamı kadar. Doktor gelene kadar bu odada beklemelisin. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Beklemek fiiline gelen malı meli gereklilik. Peki çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Yaslanmak fiiline malı meli eki gelmiş. Seslenmek fiiline malı meli eki gelmiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan çekimli fiilin kipi yanlış verilmiştir? Yavaş hareket etmelisin belin ağrıdığında. Hareket etmek fiiline gelen malı meli eki gereklilik kipidir. Arada bir buluşup eski günleri konuşalım. Konuşmak fiiline gelen alım elim eki istek kipiyle çekimlenmiştir. İstek kipinin ekidir. Biraz daha dikkatli konuşsun bu küçük arkadaşımız. Konuşmak fiiline gelen sase eki istek değil şart kipinin ekidir. Hiç bilmediği bir şehri görmeye gitmeli bir insan. Gitmek fiiline gelen malı meli gereklilik kip 2'dir. Doğru cevabımız C'dir. Evet arkadaşım. Konumuz burada sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve testleri Atayancılık Ben Korkmam 7. sınıf Türkçe Soru Bankası'ndan çözebilirsin.